konuşmalarını yapmak üzere kıymetli hocam Profesör Doktor Şükrü Ersoy'u kürsüye davetle arz ediyorum. Hepinize günaydın diyorum. Ve hepimiz Adapazarı ile ilgili tezler yaptık. Hakikaten bu çalışmanın belki bir öyle söyleyeyim. Çünkü bütün... Ülkemizde her yıl 24 bin deprem oluyor. Her ay 2 bin tane deprem var. Hissedilebilir olanlar, yani 4'ten büyük olanlar için ise 130 civarında. Bunun üstüne de çıkabiliyor ama 7'ye vardığı zaman çok yıkıcı depremler meydana gelebiliyor. Şimdi bu istatistik içerisinde bir sürü falcı var Türkiye'de. Bizi de sürekli taciz eden böyle. Karıncacılar, bulutçular, rüyasında görenler, akrepte olmak için yapmayacakları şeyler yok. Şimdi bu kadar istatistik içerisinde siz deprem önceden bilebilir misiniz? Bilirsiniz. Atın bir tane. Ayın içerisinde zaten bir sürü depremler var. Bir tanesine mutlaka denk gelirsiniz. Dolayısıyla bu tür şeylere pek tevessül etmemek gerekir. Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı'nın bir parçası İsmit Körfezi'nden geliyor. Diğer taraftan Tekirdağ Çukuru'ndan Saros Körfezi'ne doğru hareket ediyor. Biz burada neyi biliyoruz? Bir, 1912'de bir şey var, deprem var. Bir ucu Tekirdağ'ın içerisinde. Bir de 1999'da Kocaeli ve Düzce depremleri oldu. Bir ucu İzmir Körfezi'nin içerisinde. Deprem bilgimiz bize şunu söyler. Kırılan yer uzun süre bir daha kırılmaz. Çünkü gerilim boşalmıştır. Ama her iki ucunda gerilim vardır. Şimdi gerilimler nerede? Bakın. İzmir Körfezi'nin ucunda bir gerilim var. Tekirdağ Çukuru'nun ucunda bir gerilim var. Ve Saroz'da bir gerilim var. Fakat Tekirdağ Çukuru ucunda dün deprem oldu. O deprem bizim için kaygı vereceğiydi. 4.6. Öncümü bilemeyiz. Çünkü depremi önceden bilme şansımız yok. Sadece izleyerek bazı yorumlar yapabiliriz. Peki bundan sonra ne olacak? Şu arası mutlaka birleşecek. Burada mutlaka deprem olacak. Ne tür deprem olacak? 4 tane büyük senaryo var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yabancılarla birlikte yaptığı senaryoya göre 4 tane büyük senaryo var. En büyüğüyle 7.7 büyüklüğündeki deprem olabilir. Peki bu geçmişte oldu mu? Evet oldu. 1509'da böyle bir deprem var 7.7 büyüklüğünde. Anlaşılsın diye söylüyorum, 7.7 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 tane Kocaeli depreminin bir anda olması demek. Zaten 1999 depremi de iki tane değil tek deprem olacakmış. Çünkü kırıklar santimetre mertebesinde üst üste geliyordu. Kötünün iyisi 3 ay arayla olduğu için ölü sayıları düştü. Yoksa iki deprem bir anda olacakmış. Bu bize neyi ortaya koyuyor? Tarihsel olarak da baktığımızda Marmara'da bir yıl içinde 7'den büyük çifte depremler var. Böyle bir tehlike de var. Dolayısıyla Marmara'yı niye önemsiyoruz? Karabük'ün insanı, Hakkari'nin insanı, Konya'nın insanı İstanbul'dan daha az kıymetli. Hayır. Onun için değil. İstanbul'da 15 milyon, İstanbul Marmara çevresinde 26 milyon insan yaşıyor. 6 milyon konut var. Sanayi orada. Dolayısıyla Marmara'daki bir deprem ülkemizin milli güvenlik sorunudur. Yönetilmesi zor olan bir şeydir. Çünkü çok sayıda insan ölecek ama geriye kalan 2 milyon insana her gün bakacaksınız, her gün yedireceksiniz, hastalarına bakacaksınız ve güvenliğini sağlayacaksınız. Bu büyük bir iş, kolay bir iş değil. Dolayısıyla hakikaten Marmara'daki bir deprem ülkemizin milli güvenlik sorumludur. Bu anlamda dikkate alınması gerekir. Aynı zamanda dikkat edersen 3 tane koyu mavi var, derin çukurlar, bunlar tektonik çukurlar. En büyük tartışmalardan bir tanesi de, şöyle söyleyeyim, depremleri özetlerken Marmara çevresinde her 50 yılda bir 7'den büyük bir deprem oluyor. Güneyinde ya da içinde ya da çevresinde 7 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Şimdi Marmara Denizi'nde bir depremi konuşuyorsak tsunami'de beraber konuşuruz. Bu konuda büyük şey var, spekülasyon var. İç denizdir, göl gibidir, tsunami olmaz. Bu yanlış. Baraj gövdesinde bile, ki örnekleri var tarihte, inşaatçı arkadaşlarım buna çok iyi bilir, işte Vayont Barajı bilmem ne örneklerinde olduğu gibi, çok ciddi tsunami'ye benzer olaylar var. Dolayısıyla tsunami Marmara içinde bir gerçek, Türkiye kıyıları içinde bir gerçek.
özetleyecek olursak, tabii bazı örnekler verelim. 2011'de Japonya'daki tsunami beklenmeyen bir tsunamiydi. Bakın ne kadar gelişmiş olmalarına rağmen iki kıtanın sürtündüğü yerdeki kısım kırıldığı için bunu pek tahmin edemiyorlardı. Dolayısıyla büyük bir deprem ve tsunami yarattı. Ve tsunami her zaman cepheden gelir. Burada çoğu yerde kıyı boyu akıntıları şeklinde geldiği için kıyı süpürüp gitti. Can kayıpları büyük oldu ve aynı zamanda Fukushima nükleer santrali zarar gördü. Fakat radyasyondan ölen yok, onu söyleyeyim. Türkiye kıyılarına baktığımızda da Türkiye'nin bütün kıyıları için 150'ye yakın tsunami var. 25'i Marmara'nın içerisinde. Ben de tsunami çalışanlardan bir tanesiyim. Uluslararası ekiple birlikte tüm kıyıları kazdık. Marmara kıyılarında kazdık. Potansiyel eski tsunami izlerini de bulduk, tarihlendirdik. Lütfen bu konuda tsunami olabileceğine Marmara'da bize güvenin. Sayın Valim.